Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kronik rahatsızlıklarda, özellikle tip 1'lerde, gençlerde, çocuk yaşta çıkan diyabetlerde ailenin ve hani okul ortamındaki çevrenin psikolojik olarak nasıl tepkisi, işte hani yaşlılar genelde hani çocuk yaşta şeker hastalarına şey diyorlar, bu yaşta mı? Hani vah vah gibi şeyler oluyor. Bu tarzda olan şeylerde ne gibi hani psikolojik destek gerekir? Ben bununla alakalı bilgi almak istiyorum. Bu çok büyük bir sosyal sorun. Bizim halkımızın sağlık konusundaki cehaletiyle alakalı bir şey. Ben hastalarımdan da görüyorum. Tip 2 diyabet olmuş hasta mesela. İşte ben bu hastalığı kendime konduramadım deyip ilaç kullanmayanlar var. Bu cehalet. Ben bununla ilgili kitap yazdım, bu anılarımla ilgili. Yazmaya devam ediyorum her gün, çünkü bize iş malzemesi geliyor bunlarla ilgili. Hastalar ve doktorlar da tabii ibret alsınlar diye ben bunları kaleme dökmeye çalıştım. İnşallah önümdeki aylarda, önümdeki yıl bunları bastırıp halka dağıtmayı düşünüyorum bu kitabımı da. Orada da bu tür sorunlar var. Tabii bu sorunuz çok geniş, kapsamlı bir soru. Cevap vermek için benim en az yarım saat, bir saat konuşmam lazım. En çok yaralı olduğum konu da benim bu zaten. Hasta ve yakınlarıyla uğraşmak hakikaten bizim işimizin en zor kısmı. Tıbbi bilgiler ayrı bir şey, teşhis koymak ayrı bir şey. Teşhis koyduktan sonra da hastayı ve yakınlarını da eğitmek lazım bunlarla ilgili. Siz o sorunu birebir yaşamışsınız. Aslında şeker hastalığı çok kötü, korkulacak bir hastalık değil. En başında söylediğimiz gibi insülin yokluğu var sizde. Varsa bile çok çok yetersiz. %10 belki salgılama vardır sizde. Onun üstünü bizim tamamlamamız gerekiyor. Bu korkulacak bir hastalık değil. Bu yaşta mı diyenlere yani ne demek istediğini sormak lazım aslında. Ben onları size hakaret ettiğini düşünüyorum aslında. Çok ağır konuşacağım belki ama. Yani bu yaşta mı, niye olmasın yani? 3 yaşında, 2 yaşında da bu olabiliyor. Bunun yaşı ve zamanı diye bir şey söz konusu değil. Benim ablamın torununda 2,5 yaşında beyin tümörü çıktı ve kötü huylu. Şu anda beni seyrediyor ablam zaten. Ve şu anda 6 yaşında, yıllardan beri bu hastalıkla mücadele ediyorlar ailece. Ondan evvel de yine problemli bir çocuğu vardı. Ben ablamda bunu yaşadım 70'li yıllarda. Nereye gitsek hastaneye kapısı, o zamanlar ben hekim değilim. O sorulardan ben bunaldığımı hatırlıyorum. İşte hiç doktora götürdünüz mü gibi. Hastane değil, üniversite hastanesinde. Yanımda oturan kişi hiç doktora götürdünüz mü diye soru soruyor. Serebral palsili bir çocuk. Nasıl doktora götürülmez? Ki ablam da enişten de şu anda torunuyla uğraştıkları gibi hakikaten can siperhane uğraşıyorlar. Onları takdir ediyorum bu çabalarıyla ilgili ama bizim soru sorma özürlü bir toplumumuz var ve bunun eğitimi de çok fazla bir ilgisi yok. Üniversite mezunu kişilerden de ben çok abuk sorular duyuyorum, görüyorum maalesef. Kızıyorum da ama hastalara kızmak da çözüm değil. Onları eğitmemiz gerekiyor. İçimden kızıyorum ama çaktırmadan onu eğitmeye çalışıyorum ben. Mesela en çok yaşadığımız sorun, çocuk hasta geliyor. Çocuk dediğim gibi 19-20 yaşında mesela. Anne giriyor önce hastadan ve ben hasta kim diye sorduğumda anne bu hasta diyor, çocuğundan bu diye bahsediyor. O bile benim gözümde saygısızlık, terbiyesizlik, annenin çocuğuna yaptığı terbiyesizlik. Şikayeti nedir diye sorduğumda anne cevap veriyor. 19-20 yaşındaki bir çocuğun anlatabileceği halde, hiçbir zeka sorunu olmadığı halde, üniversitede okuyan çocuğun bile annesi kendini öne atıp şikayetini söylemeye kalkıyor. Ben de bu tür durumlarda hastaya sahip çıkma anlamında ve anneye de ders olması anlamında İdare yaparken yanma diye soru soruyorum. Hiç ilgisi olmadığı halde şikayet ediyor mesela. Ve anne buna cevap vermeye kalkıyor bazen. Şimdi idare anne yapmıyor, hasta yapıyor. Yanma olduğunu kim bilecek? Hasta bilecek tabii ki. Ondan sonra eğer anlamıyorsa hala anne, mecburen annesi diyorum. Artık çocuğum büyümüş, size ihtiyacı yok. Lütfen diyorum onu benim önüne küçük durumlara düşürmeyin gibi kibar cümleler kurarak yanlış yaptığını anlatmaya çalışıyorum ama en başta sorunuza cevap verirken söylediğim gibi çok büyük bir sosyal sorun. En çok da doktorların uğraştığı problem bu maalesef. Biz yangına körükle gidiyoruz. Toplumumuzun genelinde bu var maalesef. Bir hastalık olduğu zaman ilk
tepkimiz hastaya karşı vah 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 demek oluyor mesela. Benim arkadaşım bundan 2 ay evvel kalın bağırsak kanseri teşhisi ben koydum. Ameliyatını 2-3 günde planladık, evreledik kanserin türünü. Ameliyat oldu. Şu an o da beni dinliyor. Hayatı kurtuldu. Kemoterapi de yapmadık hastaya ameliyattan sonra. Herhangi bir tedavi ışın da yapmadık. Sanki bademlikleri şişmiş, solunum yolu tıkamış, onları almışız gibi. Sadece o bağırsak bölümünü aldık mesela. Erken teşhis konduğu zaman, doğru tedavi takip yapıldığı zaman hiçbir hastalıktan korkmamak lazım. Kanser dahil buna. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.